Rüstem Paşa, duyduklarım doğru mu? Yeniçeri Ocağı'nda kılıçlar çekilmiş. Ben de bu mevzuyla alakalı size malumat vermek üzere yanınıza gelecektim hünkârım. Mesele nedir? Ali Ağa, haddini aşan bir üslupla şahsıma ve makamıma hakarete varan bazı laflar ettiler hünkârım. Ben kendisini defalarca ikaz ettim. Lakin beni ölümle tehdit edilince kendimi savunmaya mecbur kaldım hünkârım. Asil kararını yazıp huzurunuza çıkacaktım. Ali Ağa nerededir? Dışarıda bekliyorum hünkârım. Al dışarı. Ali Ağa, Rüstem Paşa kendisini ölümle tehdit ettiğini söyler. Doğru mu bu? Sümme haşa hünkârım. Ne haddime Paşa Hazretlerini tehdit etmek? Durup dururken çekemedi ya bu kılıçlar. Paşa Hazretlerini adet olduğu üzere ziyafete çağırdım hünkârım. Bu vesileyle de kendilerine ocağın sıkıntılarından bahsettim. Sonra yemekler geldi. Paşamız bugüne kadar görülmedik bir şekilde önlerine konan yemeği bir başkasına tattırdılar. Sanki zehir koymuşuz gibi. Kendilerine bu davranışın Yeniçeri Ocağı'nda hoş karşılanmayacağını söyleyince de hadise büyüdü. Adamları bize kılıç çektiler. Lakin sultanın vekili olmaları dolayısıyla tek bir Yeniçeri dahi karşılık vermedi. Hadise bundan ibarettir hünkârım. Doğru mu bu zehir meselesi? Bu hususi bir şey değil hünkârım. Ben gittiğim her yerde dikkat ediyorum buna. Sen çekilebilirsin. Kapıdan Paşa, bu hadiseyle alakalı detaylı bir takrir istiyorum. Kararımı ondan sonra vereceğim. Emri ferman yüce padişah. Sultanım, sizin için şerbet çotu kaynattım. İçmenizde fayda var. Sağ ol Fatun. Biraz daha iyisiniz inşallah. Bazen fena oluyorum. Geceleri kanter içinde uyanıyorum. Lakin azaldı. Geçiyor. Sultanım, hünkârımıza gidecek hatunları yalnızca sizin seçeceğinizi söyledi Sümbül Ağa. Bir sakıncası mı var? Benim yapmam daha münasip olur sultanım. Zira bunun sizi çok üzdüğünün farkındayım. Sen Fatma Sultan'a hakim ol. Zira tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Hakkındaki onca şikayete rağmen bir de gitmiş Yeniçeri Ocağı'nda askere kılıç çekmiş. Sizin vekili mutlakınız böyle bir şey yaptıysa mutlaka haklı sebepleri olmalı. Meseleyi tetkik ettiriyorum Hürrem. Haklı haksız ortaya çıkar. En doğrusunu sen bilirsin elbet. Lakin Rüstem gibi başarılı ve sadık devlet adamları öyle kolay yetişmiyor. Hay Allah. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Ne vakittir yalnız kalamadık. Eğer arzu edersen birlikte Edirne'ye gidelim. Pek güzel. Hem orman havası sana da iyi gelir. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum, bağışlayın. Lakin Fatma Sultanımız geldiler. Gelsin. Rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın hünkârım.
Cariyeniz tecrübesiz. Kaidelerin farkında değil. Heyecandan soluğu sizin kapınızda almış. Hünkârım, cariyemiz gebe. Bir evladınız olacak. İnşallah bir şehzademiz olur. Seneler sonra bir evlat sahibi olma sevinci sizi bir hayli mesut etmiş olmalı hünkârım. Yüce Rabbimin bir hediyesi bu bana. İnşallah saat içerisinde doğar. İçimdeki ses bir şehzadeniz daha olacak diyor. Hayır. Müsaade etmeyeceğim. Sarayda bir şehzade daha doğmayacak. Sultanım, bu size iyi gelecektir. Sultanım. Sultanım. Fatma Sultan, Nazenin Hatun'un gebeliğini davullarla ilan ediyor. Nazenin mi? Bu ismi vermişler o mel'uneye. Nazenin. Müslüman da olmuş. Peki bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? He? Hele sen Fahriye. Hani tedbirlerini almıştın? Hatun gebe kalmayacaktı. Yemin ediyorum tedbir alındı sultanım. O vakit nereden çıktı bu gebelik mevzu? Yoksa yalan mı söylüyorlar? Doğru. Başka ne olabilir ki? Sırf benim canımı yakmak için mahsus yapıyorlar. Sultanım, maalesef doğru söylüyorlar. Fatma Sultan Hatun'u birkaç defa yollamış hünkârımıza. Sen ne diyorsun Sümbül Ağa? Bu mümkün değil. Böyle olsa Lokman abi bize haber ederdi. Lokman! Dünyadan haberi yok onun. Onu da bertaraf etmişler belli ki. Sultanım, şimdi ne yapacağız? Ondan kurtulmamız lazım. Nasıl yaparız sultanım? Nihayetinde hünkârımızın çocuğunu taşıyor karnında. Günahsızsa bir... Ondan değil. Fatma Sultan'dan kurtulmamız lazım. Onu ikaz ettim. Ama beni dinlemedi. Anlayacağı lisandan konuşmak lazım. Duyduklarım doğru mu? O hatun sahiden gebe mi? Kuşları dört bir yana saldılar tabii. İşitmeyen kalmamıştır. Hayır, ben Rüstem için gelmiştim. Taşlı'nın orada cariyelerden işittim. Rüstem'in neyi var ki? Yeniçeri Ocağı hadisesinden henüz haberim oldu. Zaten her şeyi en son ben öğreniyorum. Seni korumak için Mihrima. Korunmaya ihtiyacı olan ben değilim validem. Rüstem. Bir hayli tedirgin. Kimseye itimadı kalmamış. Babamla konuştunuz mu?
Ne karar verecekmiş? Tahkikat devam ediyor. Sen içini ferah tut. Bir şey çıkacağını sanmam. Birileri onun canına kast ediyor ve siz bana rahat olmamı mı söylüyorsunuz? Eğer onu koruyamayacaksanız söylemeniz kafi. Ben icabına bakarım. Onunla evlendirdiğim için benden nefret ediyordum bir vakitler. Şimdi de karşıma geçmiş, onun için çırpınıyorsun. Bir gün onu seveceğini söylemiştim sana. Mesele aşk değil. Rüstem benim kocam. Cihan Padişah Sultan Süleyman Han'ın kızı Mihrimah Sultan'ın kocası o. Onun itibarı benim itibarımdır. Merak etme. Rüstem bize sadakatle bağlı olduğu sürece onun kılına bile zarar veremezler. Buna müsaade etmem. Sadakatinden şüpheniz mi var? Görüyorsun işte Mihrimah. Dört bir yandan kuşatıyorlar bizi. Ben düşmanlarımızdan korurum hepimizi. Rabbim bizi dostlarımızdan korusun. Olur mu bilmem ama Fatma Sultanımızla alakalı öyle bir şey öğrendim ki muhakkak duymak isteyeceksiniz. Söyle. Malumunuz zevçlerinden boşanıp gelmişlerdi. Fakat sebebi öyle anlatıldığı gibi paşanın ihaneti değilmiş. Haşa huzurdan. Estağfurullah. Meğer Fatma Sultanımız kendisi. Bundan emin misin? Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Lokman Ağa sizden zılgıtı yiyince Fatma Sultan'ın cariyesi Melek Hatun'u sıkıştırmış. Senin yüzünden kellem gidecek hatun. Mazlum soyaladın beni. Niye acıyım sana? Dur. Ne istersen yaparım. Ne istersen. Fatma Sultan'ı anlat bana. Mutlaka gizlediği bir şeyler vardır. Öyle değil mi? Aslında hiç şaşırmadım. Tam da Fatma Sultan'a yaraşır bir davranış. Şimdi ne yapacağız sultanım? Malumunuz haremde lakırdı pek sevilir. Biri fısıldarsa Allah muhafaza fırtına kopar. Acele etmeye lüzum yoksundur. Fırtına ancak ben istediğimde kopar. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Sultan, Hürrem, ben de yanına geliyordum. Öyle mi? Hayırdır inşallah? Bundan âlâ hayır olur mu? Hanedana bir evlat geliyor. Lokmanın tadı pek leziz, lakin sensiz boğazımdan geçmedi. Dediğiniz kadar varmış. Darısı başınıza. İnşallah bir evladınız olur da
Onun lokmasını yeriz. Şükürler olsun. Vaziyetim henüz senin gibi değil. İstediğim vakit çocuğum olur. O halde sultanım, bir kez daha evlenmenizi tavsiye ederim. Malum, zaman acımasız. Bir de bakmışsınız gençlik elden kayıp gitmiş. Ben halimden şikayetçi değilim. Varsın olmasın, ne yapalım? Ben de hünkârımızın yeni doğacak olan şehzadesiyle avuturum kendimi. Şehzade. Ne malum erkek olacağım? İşlerim kuvvetlidir benim. Hatunun canı mütemadiyen tatlı çekiyormuş. Malum, tatlıyı aşeriyorsa erkek, ekşiye kız derler. Hayırlısı. Amin. Sultan. Ne duruyorsunuz? Müzik çalsın, rakkaseler gelsin. Bugün eğlenmeyeceğiz de ne zaman eğleneceğiz? Hürrem'im, hoş geldin. Biz de kızımla sohbet ediyorduk. Eğer hususi bir meseleyse ben daha sonra geleyim. Hayır, sadece sohbet ediyorduk. Hünkârım, müsaadenizle Hümaşa beni bekler. Müsaade senin kızım. Hürrem'im, nasılsın? İyi değilim Süleyman. Yani çocuk meselesiyle ilgili. Hürrem. Bu mevzuyla alakalı hislerimi saklayacak değilim. Canım ya. Zira seni başka bir kadınla, hele ki ondan doğma bir çocukla hiç hayal etmemiştim. Kendi ellerimle yollasam da hakikat bu. Ben böyleyim. Herkesin bir tabiatı var. Hürrem'im. Kim cüda eyler bugün senden beni canım gibi? Çak çak olsun görem, çako giribanım gibi. Ey mihri talat, eğer yaşlar döküp ah eylesem, evler yaş dökmeye bu çeşme giryanım gibi. Ey muhibbi, hicre muhtaç eylemez aşıklar, avudup feryada salmaz. Cananım gibi. Validem. Babam Rüstem'i yanına çağırmış. Belli ki bir karar verdiler. Benden sonra konuştunuz mu? Telaş etme Mihrimah. Hünkârımız doğrusu neyse onu yapacaktır. Ben de bundan korkuyorum. Rüstem'i tuzağa düşürdüler. Hatası büyük. Sultanım. Vaziyet nedir Rüstem Paşa? Hünkârımız ne karar verdi? Sürgün edildim sultanım. Sürgün mü? Hünkârımız bir hafta içinde Hersek vilayetine gitmemi emrettiler. Serhat boylarında ziyaretlerim olacak.
Anlaşılan o ki bir müddet uzaklaşmamda fayda gördüler. Validem, bu nasıl olur? Hünkârımız nasıl böyle bir karar verir? Şükretmeliyiz. Daha kötüsü de olabilirdi. O bir zafer sultanım. Düşmanlarımız istediğini aldı. Malumunuz, itibarımı yerle bir etmek niyetindelerdi. Bir Yeniçeri ağası yüzünden sürgün edildiğim işitilince bunu ziyadesiyle başarmış olacaklar. Her işte bir hayır vardır Rüstem. Belki de bu hadiseden ders almalı. Bundan sonra korkularının değil, aklının yolundan gitmelisin. Korktuğum doğrudur sultanım. Lakin ölümden değil, kaybetmekten korkuyorum. Bilhassa Mirma Sultanımızı ve kızım Hüma Şah'ı. Şimdi müsaadenizle. Fatma Sultanımız nasıllar? Maşallah keyfi pek yerinde. Lakin pek uzun sürmeyecek. Anlaşılan aklınızda bir şeyler var. Vakti gelince öğrenirsin. Solgun görünüyorsun. Bir şeyin mi var? Sabahtan beri halsizim. Hekime göründün mü? Mihrima. 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 Kızım.